Herkese merhaba, ben Tolga Özbek. Bir savaş uçağı düşünün. Gövdesinin altında veya kanatların altında, hatta stealth olursa gövdesinin içinde hava hava füzeleri var. Bir göreve çıkıyor ve o füzeleri gerçek bir uçağa doğru ateşleyecek. Ama gerçek dediysek içinde pilot yok. İşte bu uçaklar, bugün anlatacağımız uçaklar hedef uçaklar. Geçmişte ön hatta avcı uçağı olarak kullanılan F-16'lar bugün Q harfi başına konuyor. QF-16 haline getiriliyor ve hedef uçağı olarak kullanılıyor. Bu videoda nasıl hedef uçak haline getiriliyor, hangi özelliklere sahip, eğitim nasıl yapılıyor, bu uçaklar nasıl vuruluyor, bunlara bakacağız. Ve biraz da gökyüzünde uçan hedef uçak dünyasını birlikte inceleyeceğiz. Hatırlayacaksınız, bundan birkaç ay evvel Türk Havacılık ve Uzay Sanayi'ne gitmiştik. Orada Şimşek hedef uçağının imalat hattını görmüştük ve çeşitli röportajlar yapmıştık. TUSAŞ önemli bir adım attı ve jet motorlu bir hedef uçak imal ediyor ama görüntü itibariyle bu 1,5-2 metrelik küçük bir hedef uçak. Tabii ki çeşitli uçaklar, çeşitli özellikler, radar yansımaları simüle ediliyor ama bazen de attığınız bir hava hava füzesini gerçek anlamda simüle etmeniz lazım. İt dalaşı, yani dogfight yaparken o füzeleri ateşlemek gerekiyor. Çekilen G kuvvetinin altında manevraları yaparken füzelerin ateşlenmesi, hedefini izlemesi, vurması, karşı tarafta da uçağın kaçınma manevraları yaparken başarıyı yakalamak gerekiyor. İşte bu yüzden de hedef uçaklar, gerçek uçaklardan değiştirilmiş hedef uçaklar kullanılıyor. Amerika Birleşik Devletleri 2016'dan itibaren Boeing tarafından gerekli modifikasyonu yapılmış QF-16 uçaklarını kullanıyor. Bunlar hangi tip bloklardan veya modellerden oluşuyor F-16'ların diye bakarsak, F-16'ların ilk serisi olan A modellerinin blok 15'leri veya C olarak adlandırılan biraz daha gelişmiş olan uçakların blok 30'ları hedef uçak haline Boeing tarafından getiriliyor. Amerika Birleşik Devletleri bu konuyla ilgili bir ihale açmıştı. Biliyorsunuz uçağın imalatçısı Lockheed Martin ama ihaleyi Boeing kazanmıştı. Artık ön hattan daha yedek haline getirilen, daha doğrusu ulusal muhafızların kullandığı uçaklar hizmetten çıkma aşamasına gelirken Boeing tarafından alınıyor. Boeing'in bu konuyla ilgili iki ana merkezi var. Bunlardan biri Amerika Birleşik Devletleri'nin ana üssü olan bakım konusundaki ve aynı zamanda uçak mezarlığı olarak adlandırılan bölgede AMAC tesisleri ve büyük bakımların yapıldığı uçak bakım fabrikaları kullanılıyor. Burada F-16 önce büyük bakımları gerçekleştiriliyor. Sonuçta bunlar hedef uçak, hemen vurulacak diyebilirsiniz ama hayır. Belirli bir süre uçuyorlar, belirli bir yıl görev yapıyorlar. Bu görevlere hem pilotlar da katılıyor, bazen de insansız olarak uçuyor bu uçaklar. O yüzden uçuşun emniyetle yapılması için öncelikle bir bakımdan geçiriliyor. Daha sonra da uçaklara bazı sistemler takılmaya başlıyor. Nedir mesela bu sistemler? Bunlar arasında uzaktan kumandayı sağlayacak otopilot ve otomatik gaz kollarını kontrol eden autothrottle sistemi yer alıyor. Uçakta ayrıca telemetre olarak adlandırılan uzaktan kontrolü sağlayan, yani kumanda merkezine iletilecek özel verileri ileten bir telemetrik sistem yer alıyor. Bu telemetri sistemi uçağın motorunu, işte hidrolik sistemini, elektrik sistemini bir yandan, yani uçuşla ilgili emniyet ibarelerini takip ederken diğer taraftan uçağın verdiği reaksiyonları da birebir bu telemetri merkezine aktarıyor. Telemetri merkezleri genellikle uçak fabrikalarının test merkezlerinde bulunur. İşte mesela Türkiye'de TUSAŞ tesislerinde prototip olarak kullanılan işte Hürkuş, T625, T129 veya Ankalar özel sistemler takılıdır. Buradan gelen veriler telemetri sisteminde toplanır ve analizleri gerçekleştirilir. Uçaktaki diğer sistemler arasında yük kontrol sistemi ve Kratos olarak adlandırılan 120 deniz mili mesafeye kadar uçağın
rahatlıkla kontrol edilmesini sağlayan da bir uzaktan kumanda sistemi yer alıyor. Biraz önce de belirttiğim gibi bazı görevlere bu uçaklar pilotlu olarak çıkıyorlar. Bazen de vurulacakları zaman uçakta tabii ki haklı olarak uçuş insansız, pilotsuz olarak gerçekleştiriliyor. Eğer görev başarıyla tamamlanmışsa uçak düşüyor. Artık written off olarak adlandırılan külli hasarla envanterden düşülüyor. Ama bazen havada bu vuruş gerçekleşmiyor. İşte vuruşun da gerçekleşmediği durumlarda o uçağın emniyetle üstüne dönmesi, inişini tamamlaması ve bir sonraki sortiye hazırlanması gerekiyor. Peki uçaklar hakkındaki modifikasyonları gördük. Bu uçaklar nerede duruyor? Amerika Birleşik Devletleri'nin önemli üslerinden biri New Mexico eyaletinde yer alan Holloman hava üssünde bu uçaklar görev yapıyor. Bu uçaklar vurma görevleri için kalkış yaptıkları zaman Meksika Körfezi'nin üzerine deniz üzerinde uçuyorlar ve daha sonra da oraya gelen eğitim amaçlı bu Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri, donanma veya deniz piyadelerinin jet uçakları olabilir veya yerden havaya ateşlenen örneğin bir Patriot bataryası da eğitim amaçlı bu atışları yapabilir veya bazen işte Amerika Birleşik Devletleri'nin yakın müttefiklerinden de çeşitli uçaklar buraya gelerek atış testleri de gerçekleştiriyorlar. Hedef uçağın tabii ki gerçekten bir düşman rolü oynaması için birçok ek sistemlerine de dikkat ediliyor. İşte nedir mesela? Isı güdümlü veya başka manyetik açıdan kilitlenebilecek füzeler attığı zaman bunlara karşı tedbir veriyor. Chef atıyor, flare atıyor örneğin. Ne yapıyor? Yani o füzeleri şaşırtacak bazı havadaki şaşırtma işlemleri gerçekleştiriyor. Veya uçaklarda iç veya pod olarak takılıyor. Bu çeşitli elektronik karıştırma sistemleri yer alıyor. Yani füze kilitlendiği zaman o uçağın peşinde giderken bunu karıştırmak için ellerinden geleni yapıyor bu QF-16 uçakları. 2017'ye kadar aslında Amerika Birleşik Devletleri uzun yıllardır F-4 uçaklarını kullanıyordu. Emekli olan E modelleri ve G modelleriyle birlikte bunlar hedef uçak haline getirildi. Arka kokpit F-4'ün söküldüğü, ön tarafta da hem tek pilotla uçacak gerektiğinde de kendi başına görev yapılacak şekilde sistemler yerleştirildi. Bu işlemi de Amerika Birleşik Devletleri'nde Kaliforniya eyaletinde Mojave'deki bulunan hava üssünde bir İngiliz şirket BAE Systems'ın Amerika kolu gerçekleştirdi. Boeing de biliyorsunuz F-16'ları yaptığını biraz evvel söylemiştim. Daha sonra bunlar New Mexico'daki bu Holloman hava üssüne giderek burada atış testlerine katıldılar. Fakat QF-4'ler tabii yapı itibariyle süratli uçaklar ama yüksek G çekecek kapasiteye sahip değillerdi. F-4'ler açıkçası vurula vurula bitirildikten sonra sıra F-16'lara geldi. Ama tabii F-16 birçok avantajı da birlikte sunuyor. Bunların başında hava manevralarında 9G çekilmesi gerekiyor. Bu F-4'ler tabii çok daha karmaşık bir yapıya ve akrobasi özellikleri F-16'ya göre daha düşük olduğu için aslında şu an F-16'lar tam bir düşman rolü oynamaya çalışıyor. Ama tabii ki F-16'da bazen yetmiyor. F-16'nın yerine geliştirilen 5GAT olarak adlandırılan bir Sierra Tech'nin geliştirdiği bir drone var. Bu drone stealth uçak özelliklerini ortaya koyuyor. Gerektiği zaman radardan kayboluyor veya kendini bir an gösteriyor radara. İşte Amerikalılar Su-57'ler, Çin'in geliştirdiği J-20, FC-31 gibi uçakları bu gördüğünüz drone ile simüle etmeyi hedefliyor. Burada da gerçek eğitim bir drone vasıtasıyla gerçekleştirilecek. Gördüğünüz gibi nasıl sivil havacılıkta eski yolcu uçaklarını kesip biçip kargo haline getiriliyorsa Amerika'da bu eski nesil artık hizmetten çıkmış veya ön hattan ayrılmış uçakları hedef uçak haline gelip havada vurmaya başlıyor. Tabii bunları anlatırken de birkaç yıl evvel Türk Hava Kuvvetleri F-5 uçaklarını emekli etti. Bu F-5 uçakları harbi hazırlıkta kullanılıyordu. F-5 2000 adı verilmişti. Bu projeye kokpitleri, glass kokpit yani pilotların verileri ekrandan takip edilecekleri hale getirilmişti. Bu uçaklar emekli oldu. Hepsini Konya'dan alıp Eskişehir'deki Hava İkmal Bakım Merkezi'ne gönderildi bu uçaklar. Halen Türk Hava Kuvvetleri'nde kalan son F-5'ler ise Türk Yıldızları'nın kullandığı uçaklar. Onun dışında bir F-5 hala Türk Hava Kuvvetleri'nde yok. İşte biliyorsunuz TÜBİTAK Sayın'ın geliştirdiği hava mühimmatları, Bozdağ'ın, Göktuğ gibi füze projeleri var.
Bunlar yavaş yavaş sona gelirken keşke elimizde birkaç tane pilotsuz uçurabileceğimiz F-5 uçağı olsaydı. Bu atışlar oraya doğru yapılsaydı diye böyle içimizden de geçmiyor deyip umarım bir gün Türkiye bunu yapacak teknolojiye ve altyapıya sahip olur. Kendi yerli ve milli füzelerimizi bu tür kendi geliştirdiğimiz, hedef uçak haline getirdiğimiz savaş uçaklarını vurarak hayata geçiririz. Ve daha doğru etkiler, daha doğru ölçümler yapabileceğimizi açıkçası düşünüyorum. Bugünkü programda size hedef uçakları anlatmaya çalıştım dilim döndüğünce. Hedef uçak nedir, ne yapılıyor, hangi teknolojiye sahip? Çünkü bu konuyla da ilgili geçmiş videolarımızda sizlerden yorum geliyordu bana. Umarım dilim döndüğünce anlatabilmişimdir size. Detaylı havacılık ve savunma haberlerimiz tolgozbek.com sitesinde. Bizleri sosyal medya üzerinden takip edebilirsiniz. Bu arada bir oluşturduğumuz Telegram kanalımız var. Telegram kanalında da anlık olarak haberleri oraya yüklüyoruz. Bazen kısa kısa bilgiler yer alıyor. Sitemizde yer almayan buradan da bizleri takip edebilirsiniz. Yarın yeni bir videoda görüşmek üzere. Herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.